Şimdi check-in yaptık. Bilgoş'ta bir hostele geldik. Şimdi birazcık hostele bakalım. Bayağı da eski gibi görünüyor. Bu ne? Bayağı bildiğin Sovyet evine benziyor. Dur, aa, duşa perde falan. Ya çok kötü de değil. Yani bu koltuk kalmadı. Bunu satmıyorlar artık. Bu duvar kağıtları falan hala Sovyet şeyde, Rusya'da moda. Modayı 38 yıl geriden takip ettikleri için. Bu ne? Böyle telefon. De birini mi arayacağız? O kaldı mı bu telefonlar? Ne bileyim. Peki bir şey söyleyeceğim. Resepsiyon. Perdeler falan baksana. Bayağı bir şey. Şurası. O arkadaki manzara ne öyle? Burası biraz hostel malının bir altı. Bir de otel olarak geçiyor. Hostel malının iki tık altı burası. Bence de iki. Aynen. Burası otel ha. Hostel değil. Biz hostel diyoruz ama otel diye geçiyor. Adı otel. Birazdan ben size bir de girişi göstereyim. Giriş tamamen yanıltıcı. Dikkat düşebiliriz. Asansör de bayağı şey. Abi her şey eski. Kendimi garip bir ülkede, ücra bir otelde hissediyorum. Düşüyor muyuz? Aniden duracağız herhalde. Ne dedi? Bak, bir de şöyle içeriye göster. Burasını yeni yapmışlar. Şöyle bir yer. Otel de bu ne biçim otel ya? Otellerin belli bir standartları olması gerekmiyor mu? Bu eksi iki yıldız. Ya ama doğru söylüyorum. Otellerin belli bir standartı olması gerekmiyor mu? Bu ne biçim otel? Buna kim otel ünvanı vermiş? Ama belki bu şehirde bundan daha iyisi olmadığı için buna o ünvanı vermiş olabilir. Bu ne bu? Bu ne Cem? Nereye getirdin bizi? Ben getirmedim. Harbi suçla. Harbi dağılırken yanımda. Bu ne? Bu ne biçim hostel? Şehir merkezine 2.6 kilometre uzaklıkta. Nasıl etmediniz? Ben arkadan yakın görünüyordu. Demek ki bayağı bir yüksekten kuş bakış bakmışız. Allah sizi. Bu da takmış şapkalıyı Amerikalılar gibi. Aynen. Hadi kapatalım. Son arabaya gene bineceğiz anlaşılan. Aynen. Bitgoş'tan herkese merhaba. Dün Torun'daydık. Bugün şehir değiştirip Bitgoş'a geldik. Bir önceki videoda izlediğiniz gibi yani Torun Milon'da Torun'da hava günlük güneşlikti. Ama Bitgoş'ta donuyoruz resmen. Sonbahara geri döndük. Ama biz tedarikli geldik. Montumuzu falan getirdik çünkü hava durumuna bakmıştık. Böyle soğuk olacağı belliydi. Evet. Ama Polonya havasına güvenemeyeceğinizin açık bir kanıtı bu. Şimdi Bitgoş'ta böyle bir şehri turlayacağız. Şu an ölü görünüyor hava soğuk olduğu için ve kapalı olduğu için. Ama bakalım belki daha ilerleyen saatlerde, dakikalarda daha canlı bir sokak bulabiliriz. Daha böyle. En azından gelmek isteyenlere ya da Erasmus için gelmek isteyenlere bir şeyleri bir göstermiş oluruz. Şehrin cambazı. Böyle nehrin üstünde küçük bir heykel. Bir tane daha. Thank you.
Hayır, bayrak olarak o yüzden var. Bayrak böyle şehre tutuluyor. Bunlar da bayrak gibi. Student evi bir yere. Şu anda Bitmoş'taki nehrin üzerindeyiz. Bu nehir neydi? Bırdan. Bistille. Bırdan. Bırdan nehrinin buluşma noktasıymış. Ya Bitmoş'ta ilgili açıkçası hem bugün hava çok kötü hem de şehirde çok fazla yapılacak şeyler yok. Tatil olduğu ayıp olduğu için her yer kapalı. O yüzden çok gezecek yer yok. Biz de fikrimiz olması açısından şöyle bir şehir turu aldık. Müzenin girişinde birçok farklı dilden hoş geldiniz yazıyor ama bizimkisinde ne yazmışlar gösterelim. Karşılama. Karşılama yazmışlar. Bir Türkçe katliamı yapılmış. Ama en azından bizi düşünmüşler. Göstermek istedik. Neyse devam edelim. Şimdi kalenin girişindeyiz hemen. İçeri gireceğiz. Kalenin içerisinde de önceden insanlar o içeride yaşıyorlarmış. Bütün yaşam alanları oradaymış. Yani kapıyı kapatınca bütün bağlantıyı kesiliyor dışarıla, dışarısıyla. Yani bizdeki eski İstanbul gibi surlar yani. Şimdi içeri girelim. Şöyle bakalım. Kapı var. Şimdi kapıdan içeriye gireceğiz. İçeride ayrı bir şehir var. Yani. Şehir var. Yani bölge oluşturulmuş. İşte o yüzden dedim. Ha, burası da korunmuş aynı zamanda. Orada çok turist yok gibi. Herkes de bize bakıyor. Ben artık alıştım. Baksana şurada kapı şeyleri var. Işte. Kapıya dikkat ediyorsun. Giyotin gibi maazallah. İndiriyorlar. Burası da kapı. Akşam çıkıyorsun. Tamam. Dükkan kapalı. Şey bu kapı. İşte burası bir şehir. Evet. Şöyle gösterelim. Böyle güzel, özel, farklı bir şey olduğu zaman yine devam göstereceğim. Gelsene şöyle gösterelim. Çok güzel görünüyor yalnız. Sonuna geldik. Zaten burada gezilebilecek tek bir kale var. Ben de daha önce içerisine girdiğim için bir de bugün çok vaktimi almadığından dolayı
girmedim. Ama gelmek isteyenler için fiyatını söyleyeyim. Öğrenci 35 zloty, normal 45 zloty. Çok ucuz değil. Ama gelirseniz buraya girmenizi tavsiye ederim. Şimdi burada böyle hava iyice soğumaya başladı. Ben bu videoyu burada bitirmeyeceğim. Buradan başka bir şehre geçiyoruz, Elbrook diye. Orada devam edeceğiz. Şimdi oraya gidelim. Aman pardon, arkamızda görmüş olduğunuz tabloda şehrin planı var. Bakıyoruz. Kumeli, Bednarsa falan filan. Hadi yürüyelim. Bir nehir var. Onun dışında insan yok maalesef sokakta.